arkadaşlar. Tebo Magazin'e hoş geldiniz. Gıybet programının yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Tabii bu programda her programda olduğu gibi sevgili meslektaşım Merve Kalay'ı bana şekilde. Hoş geldin Merveciğim. Hoş bulduk. Hepimiz hoş geldik. Gıybet dolu bir akşama daha hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu gıybet programımız çok özel bir programdı. Şimdi yıl başında özel bir program yapmışydık. Ondan sonra hiç misafir almadık biz. Öyle de Gaslı. Aynen öyle. Misafirimiz olmadı. Uğruna, bereketine, şansına inandığım, bir o kadar da sevdiğimiz bir sanatçımız bugün bizlere eşlik edecek. Bugün çok aziz bir misafirimiz var. Bugün misafirimiz Resim Koçak. Hoş geldin abi. Hemen hoş geldiniz. Hoş bulduk hayatım. Getirdin. Teşekkür ederim. Çok şimdi Resim abiyi nasıl tanıtsak? Yönetmen, sanatçı, kameraman, sunucu, bir şey daha kalmadı. Değil mi? Muhabir, evet. Ve yıllardır herkesin çok sevdiği, tanıdığı, takdir ettiği kişilerden biri. Bugün gıybetimiz nece olacak? Menle asıl gıybeti başlayacağız. Günahımıza birazcık beraber yakıyacak günahları. Bakalım. Bugün bir suç ortamız daha var. Hoş bulduk. Müşkülevi sen nerede? Müşkülden evvel önce çok teşekkür ederim bana davet ettiğiniz için buraya. Sayın salam burada yönetmenlere ve kameraman arkadaşlara. Müşkülden ben hiç gıybet hiç bilmem. Ve kimsenin de gıybet etmem. Ama beni mecbur bıraktığınız, yani ne de mecbur yapacağı yani. Ama az az çok yok. Tabii. Bizim bu buraya gelen kendi meslektaş arkadaşlarımızla direkt. Böyle diyor Gaslı. Gıybete gelene bir şey oldu. Şuraya adım atana bir şey oldu. Böyle de ki sevgili yönetmenim, bir anda dedikodu time başları. Tabii. Aslı böyle diyelim. Buranın enerjisi. Buranın enerjisi. Bu bir kere doğru. Şimdi abi, öncelikle Aslı ne yapalım? Bir çalışmalar sorarın istersen. Vesim abiden. Kendi tabii, çalışmalarını. Tabii. Vesim abi, bak o iş bizde. Geçenlerde zaten sormuştum. Bir iki bir şey çıtlattı, bıraktı, merakta koydu. Tabii atıdı. Biraz böyle merakla bırakasın. Acayip. Tabii belli öyle. Ama ben işin peşini bırakmam. Sen? Tabii. Sen kızlara bat çıbınırsan. Buradan kavaram buradan gelesen. Buradan kavaram buradan gelesen. Burada olmaz. Bizim görevimiz budur. Evet abi. Yolda neler var? En az iki çalışma var. Onu bildim. Bir çalışma var. En ama birden iki. Daha yolda var. Bir güzel klipimiz var. Ne klibi? Kıymeme neden sonra bir klip geldi. Yok yok. Bu eski bir Türk şarkısıydı. Çok eskidi, 70'lerinde. Ben bunu canlandırdım. İnşallah bunun klipini yaparız bir yakında. Ay süper. Çok yakında bir klipini yaparız. Peki yaparım. Çalışmada kimler var? Çalışma harda yapıldı? Şarkını çalışmada sadece besmenem. Kimse yoktu memnun. Hiç kimse yoktu. Klipte sadece besmenem. Tek kişilik dev kadro. Besmenem. Yani görüntü diye yani. Yani ekranda sadece besmenem. Yani sevmem yani mesela kızımız falan böyle bir şey yoktu. Zaten şarkı da çok ağır bir şarkıdı. Bir de birden hayatını Ali Yahyan bir denedi. Dünyaya küsmüş. Ebele düz gelmir özü için. Sormayın bana ey dostlarım ben nereye gidiyorum? Kader süründürdü beni. Dert çekmeye gidiyorum. O çalışmanı daha önce seslendirmiştiniz. Seslendirmişim ama klipini yapmamışım. Bu sefer klibi geldi. Klipi geldi. İnşallah onun güzel bir klipini yaparız uzun. Güzel bir şey çıkar inşallah. Peki klibin yönetmeni? Klipin yönetmeni biz benim kardeşim Bilal, o da TV'de bizimlendi. O dedi ben yaparım. Onun yanında bir Abdurrahman kardeşimiz var. Onlar yapacaklar hocam. Ama yerini sorma onun. Yerini sürprizdi. O tutmanın sürpriz kalsın. Sürpriz var. Çıkana sorsa ürəğimi yesen. Hiç bilmirəm. Hayır, hayır. Sürpriz, sürpriz. Çünkü... Mənə girəndim. Tabii biz aslında her çalışmanı asıl sorar ama sürprizini de hiçbir zaman bozmaz. Tabii, tabii. Çıkana sor biraz böyle. Çıkana sor biraz böyle. O çalışma her zaman saygımız var. Asla bozmaz. Merak etme o konuda. Kefi iyi. Fırça çektik haberi var ise. Arama, arama. Gördüğü maruvadı, arama. Normaldı. Tamam. Şimdi dur. İkinci çalışma ebe olursa. O birisi tam sürprizdi. Gerçekten yani. Ahır dur. Tam. Eski bir eserdi, yeni bir çalışma. Yok, yeni çalışmadı. Yenge. Harika. Tamam. Ama o bu şeyden sonradı. Bundan sonradı. Bu zamanda? Bu çok yakındadır. Çok yakında. Harika. Çok yakında. Süper. Gerçekten çok yakındadır. Güzel. Yani kıymamana
çok sevildi. Hı-hı. Samimi, sade, hı-hı, sevilen, akılda kalan şarkılardan biriydi. Radyoda da çok istenildi, çok çalınan maniler ara yerinde yer alırı. Ama abi sende Türk salat müziği söyleme aşkı hala devam edir. O rühtadı. Bir sen nerede var o bak, ben zannedersem zamanında radyoda buna biraz anlattım sen, evet, ama şimdi koy detayına geçerken. Biz ister istemez yani Türk marık yani. Bu doğru. Başka bir şeydi. Bizim mahallelerimiz başkaydı. Sevinen bir şeydi. Hı hı. Georgina de bizim kanımızda yeri. Tabii. Bu tım tık tık tım tık. Doğru. Kanımızda yeri. Ama her yerde bu olma yani olmuyor. Her yer, ha bu toylarda olabilir. Hı hı. Ne bileyim keyfi yerlerde olabilir. Özel günlerde. Ne bileyim bir piknike çıktığı zaman olabilir. Çok da hoş gelir. Çok da güzel gelir. Ama bazı yerler var. Yok insan ister özü için bir şey bıraksın. Doğru. Bu Georgina'yı da bırakılmaz. Bakmam bunu, ben kendi adıma derim bunu. Kendi adıma derim bunu. Kendi düşünce ha, Georgina'dan bir eser bırakılmaz. Benim adım adım. Yani ben öz adıma söyleşirim. Bunu kimsenin adına konuşmuyorum arkadaşlar. İster bir şey yaparsan öz adımı bırakmasın. Tamam. Sen geçsin çağırırsan toylarda o ayrıdır. Ama bir şey de yap özü için. Öz tarihi için. Yapasın daha güzel olur bence. Unutulmaz bir şey yapmalısın. Aynen. Aynen. İnşallah da yapasam. Ben eminim ki çok da güzellerini yapasan. İndiye kadar da birçok çalışma akıllarda kaldı. Ama senin bir şeyi var. Sevenlerden bir hitap var. Çok daha çok klip isterler senden. Seni ekranda görmeyi severler. Klipler ve izlemeyi severler. Hmm. Mesela dediğim gitme yıllar yıllar önce anında. Doğru. Ama şu anda bile o klibi izlemek için kaç kişiye de izlemek istesin? Bir sürü kişi sana diyor. Ama seni sevdikleri için isterler. Bir klip konusunda da hani biraz daha böyle faaliyeti fazla olsa vallahi çok merhaba, mutlu olarak düşündüm sevenler doğrusu, düşündüm dedim gitmek bunun klipini yeniden yapalım. Ama neden yapmıram özün? Bir şey hatici yapmıram özün. Rahmetli Muhammed Cemal Xatirçi yapmıram özüm. Kendine rahmet. Yani çünkü onun benim yeri yanımda evet, çok başkadı. Yani diyebilirim sana beni tam yıldız yapan kendisidir. Ondan önce beni yıldız yapan zaten benim ustadım, buradan saygı salamım özüne. İnşallah sıhhat ve afiyet iyi ol inşallah. Kardeşim Aydın Kasap. İnşallah. Onun da yanında. Onun da yanında abim, o da bana çok şey öğretti. Ustadım Hüseyin Ali Galip. Bunlar başka adlar yanımda. Diyebilirim sana abim Hüseyin Ali Galip'ten aynı kasap. Bunlar beni yola evet, yani koydular. Artı rahmetli o işi tam etti benimse. Evet. Öncelikle Allah rahmet eylesin. Allah ailesine de saygılarımızı, hürmetlerimizi iletelim. Ve aynı zamanda da Aydın abi son zamanlarda sağlık durumu iyi kötüdü. Hürmetlerimiz üzerine. İnşallah özüne, o da iyi olur. İnşallah. Hüseyin abi de ara ara programlara katıldı görürüm. Doğru, onunla doğru, bir zamanlar çalışmak benim için de çok güzeldi. Doğru, doğru, doğru. O da eski bir tiyatrocu aynen, ve emektar bir yönetmendi. Aynen, aynen. Birçok özelliği var. Aslında biz değerli isimlerle çalıştık. Düşünmem de bayağı aynen, şanslıydık. Gururdu. Evet, şereftir. Yani biz o zamanları barabarıydık. Ya da o geldi. Yani bir dev kadroydan bence çok gurur bir kaynağıdır bizim. Bence de. Yani biz şanslı bir döneme aynen, geldik aynen, diyebilirim. Aynen. Şimdi çalışmaları konuştuk aslında. Böyle de öge. Yes. Bu arada yes, bir şey var. Vesim abi bakan davuz bir hafif duygulananda özü kırmızı beyaz bir insan, gözü hemen kırmızı olur. O yüzden aslı bunu yapmıyor ama. Tamam. Böyle çok kahkahalı olan, tamam? Tamam. Bir merhaba hani heyecanla diyorsun ya. Bu arada aklıma bir şey geldi. Programdan sonra bir söz bulalım, onunla açılış yapalım. Olur, yaparım. Tamam? Tabii. Bıktım artık, ikimiz birbirimize merhaba merhaba diyoruz. Tamam. Bas aslında merhabası çok antikaydı. Çok. Ben iti bir de gel ya yerimde değil. Ben burada kadığım geldi. Bir de düşün abi. Onu sürekli radyoda da duyurlar. Allah Allah. Bir yapsana, bir yapsana. Kulaklar dolup, kulaklar dolup. Bir yapsana. Abi ilk önce kulağını tutsana. Böyle sele babam sele. Merhaba arkadaşlar. Sonra bir de günaydın söyle, nasıl söylüyorsun? Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar arkadaşlar. Benim babam üç tane, bir israf ne yani? Bir tek sele hayatım. Ben gözüm ol insanların, Allah hak üstü. Özün aldı.
Ya ya, enerjisi süper gerçekten. Ha, gerçekten belalı. Gerçekten enerjisi çok güzel. O da yıldızı parlayan spikerlerden biriydi bana göre. Emeği çok fazladı. Bakalım ilerleyen günlerde göreceğiz. Tabii çalışmalarda konuştuk ama bir şey daha soracağım. Konularla tam alakasız. Abi albüm düşünsen, Türk sanat müziğinin olduğu bir albüm. Hani değilsiz ya, geçmiş yani hayatım, biz kendimizden bir miras bırakalım. En azından bir albüm. Doğru. Kim düşünmez bunu? Kim düşünmez? Ben yani temenni ederim. Bir 6-7 bir sanat müziğine bir albüm yapalım. Bir. O müzik harda var. Harda var o müzik. Doğru. Ağzına bir 20 kemence ister bu. Doğru. Harda var bizde bu. Doğru. Yoktu. Çok sınırlı. Yoktu. Yani parmakla sayacak yani kadar bizim, bak dönem, bak niçin dönem diyelim sana. Şimdi bizim normal Türkmen zamanında bir organla bütün mani bitirir. Evet. Orgun içinde ödü var, orgun içinde saz var, orgun içinde kemen var, orgun içinde nayı var. Ama sanat müziği yaptığı zaman gerçek enstrümanlar lazım. Organla bitmez. Hı-hı. Bitmez. Yani olmayan bir işti. Zaten yaptığı zaman organla sen bir deneme etsen. Doğru. Bir deneme etsen. Ve onun için ben her zaman diyorum. Şimdi ben istemiyorum, bana verme bunu. Benim için yapın. Hı-hı. Ben her zaman bunu diyorum. Yani gel tut elimden. Sela, gel bunu yap. Bana vermesen. Bana bir şey verme. Bes yap benim için. Ve her zaman ben bunu düşündüm yani. Yani ben mesela bir gün ben haradayım, gelmişim Erbil'e. Doğru. Değil mi? Tamam. Burada ben bir sanat müziği bir mani. Bir şarkı yapsam ben burada ağzından bir 2000 dolarım gider. Ağzından. Doğru. Yani istediğim müzikten. Elbette. İstediğim aletlerden. Bir 2000 dolarım gider. Vallahi ben onun için 2000 dolar iş veririm. Ben ona verdiğim yerine giderim bunu taksim ederim. Ben her ay ev ucarı veririm içinde. Doğru. Ne mecburum ben gidim yapım. Bir sanat müziği yapım. Tamam milleti sevintirim ama ebe özüm. Doğru. Ve onun için bir şeylerden çok yani kahir yerim ben. Ben her zaman diyorum bana verme onu. Ama yapır benim için. Bunu diyorum ben her zaman. Çok mantıklı. Aslında şöyle bir şey de var. Mesela sponsor olan da yoktu bak bilgisayar. Yok doğru. Aynen. Sanatçılarımıza hangisi olursa olsun genç, bak, yaşlı Kerkük'te, yok. Bak Kerkük'te var. Yani ayrımcılık yapmıram. Bütün sanatçılar mazlumdu. Nokta. Zaten abi dedoğuz kimin olmasaydı şimdi bizim günümüzde sanatçı, şarkıcı, müzisyen diye adlandırdığımız kişilerin ek işi olmazdı veya doğru. Müziği sadece kendilerine yatırım hı-hı olsun diye yapmazlar. Bu kendi işleri olurdu. Ama çoğunun yaparken işi vardı saldım, ya. Ne yardıma saldım. Ben aynı zamanda bilirsiniz yani Erak Ulusal Türkmen Tiyatrosu'ndayım. Evet. Orada. Bir temsili yaptığımız zaman bizim bir kardeşimiz var, adı Mehmet'tü. Hı-hı. Mehmet Haysin Adeşleri. Adam geldi, burası yırtılı, burası demir. Demirci de adam. Ama adam yani güzel sanatı bitirip, Fünun Cemil'i bitirip. Yani mesrah kısmı. Hı-hı. Adam sebehtir orada Haysinada bitip, babası çıkıp yorgunluktan. Hadi. İyiydi. Bu geçse, bu niçin? Bir, belli bir aylık olduğu zaman mütahit. Bu daha gider oraya? Yok. Gitmez. Fikrini hara koyar? İşini. Tam fiyat. İşini koyar. Yok bes o. Kardeşimiz muayyette aynen böyle. Hı-hı. Sayı Rasul Bey sayılardan babası çıkıp dolanı, alemçi memnun aparı. Vekil memnun malı. Dolanım. Kardeşimiz Ersen aynen böyle. Ne bileyim kimi sayayım sadece? Yalçın abimiz. Adamın yani ek işi olmasa adam koster sayıklı. Bu böyle. Yani daha kimi sayayım sadece? Abilerimiz Ahmet Demirci. Adam yani evdeydi işlemez. Bu mesela hemen sayarım sadece. Daha kim kaldı valla? Kardeşimiz Yusuf. Onun da bir dükkanları var. Karabayı dükkanı. Adam sabahtan orada adı akşama kadar. Mehmet kardeşimiz o da talebeydi. Daha kim kaldı? Kim kaldı? Aklıma gelenler bu kadardı. Gelmeyenler yani, ne kadardı? Yani. Ek işi yani yapar. Geçsen mesela. Geçsen dükkanından vazgeç. Gitme. Geçsen Haysinada'dan vazgeç. Geçsen Sayra'dan vazgeç. Hı hı. Tamam. Biz diyemiyoruz yani böyle bir çok şey olsun. Ama aynı zamanda dönük diyerek yani onların da yani bütçeler bu kaderdi. Yani onlara da bir şey diyebilsen. Yani bir şey yapacak bir şey yok. Yani benim imkaniyatım bunzadı. Ve insan ne olur? Mecbur ek iş aktarı. Doğru. Ek iş aktardığı zaman, bir iş yapıldığı zaman
istediğine göre gelmez. Aynen bu bir öyle. Bu bir kaidedir. Kimse beni aldatmasın. Hiç beni ikna etmesin. Doğru. Ben de aynen böyle. Ben de televizyon olmasa. Televizyon olmasa. Doğru. Çalışmak zorundasın orada, başka iş. Tabii doğru. Ki. Tabii çünkü ki. Herkesin evi, uşağı var. Aynen, aynen. Nenesi, babası var. Aynen. Yani aslında şuraya gelirik. Irak'ta genele bakanda aslında sanatçıya çok adre edildi. Yani Irak geneli nedir? Gerçekten. Kıymet verilmir. Bak bütün dillerde, birçok dillerde de aynı şekilde insanlar nerelere yetişir? Yurt dışına gelir, aynen. Kurslara gelir. Doğru. Tiyatrosunu yurt dışında gösterir. Ama bizim imkanlar ne yazık ki Irak'ta beladı. Sanatçıya ve sanata sanırsam aynen. Burada aynen. Yani bizim Irak düşmanca ben kusur koymuyorum. Kusur koymuyorum ama niyetse o da yani. Belirli bir yere. Bu kaderdi. Bizim sivil toplum örgütü, ben dayı diyelim özüne, Stavrak dayı. Hiçbir zaman kusur koymayayım. Müzik başkanı, Üstad Harbi, hiçbir zaman kusur koymayayım. Ama ne de işte bu zadı. Bu kadar olur. Ne de? Eldeki imkanlardan bu kadar yaptı. Kaderdi. Bu kaderdi fazla. Buna olmadı. Rağmen de güzel işler çıkıyor. Hamdolsun. Ama aslında şöyle demek istiyorum yani, eğer daha fazla imkan olursa aslında sanatçılarımız, tiyatrocularımız daha büyük işlere elbette. İmza atabilirler. Yani şöyle bir algı sürekli vardı. Tamam, haklılık payı vardı. Ama genel anlamda aynen. İşin arkası düşünülmeden söylenir. Evet. İlerlemirik. Hayır, ilerleyebilmirik. Maalesef. Eldekilerden bu kadar. Yani ben geçenlerde oturduk böyle 3 arkadaştan. Dedik hiç olmasa ayda bir bir yer olsun. Orada bir güzel bir saatlik sanat müziği çağırağın. Yani de arabesk şarkıları çağırağın. Ne güzel. Güzel oluyor. Yani bir insanla bu ailelere gelsin. Olmur. Tabii. Olmur, olmur. Destek yok. Başka müzik tarzlarını da yapabilmeliler. Destek yok. Diğer destek yok. Tarzlarını da yapabilmeliler. Bak ben geçen sefer Zanabo dedim. Bizim doktor Nazat Kervansı. Güzel bir şey etti bizim için. Türkmen doktorlarını yıkıştırdı. Davet etti bizi. Orada bir saat boyunca ben arabesk şarkıları dedim. Aynı vakitte Türkmen cemaatleri dedim. Çok güzel bir şeydi. Yani temenni edilen böyle bir şeyi bizi aparsalar. Sakin. Güzel bir güzel ortam. Güzel ağır evet. Şarkılar olsun. Güzel arabesk mealleri olsun. Müslüm babanın mealleri olsun. Orhan'ın olsun. Babalar. Yani Ferdi babanın mealleri olsun. Güzeldi yani. Biz kalmıyor habes. Öz şeyimize, biraz atılağın, biraz akşamlarda bir akşam böyle ağır bir oturma evet. Olsun, insanlar, aileler gelsin, otursun, bahsılar, güzel bir şey olur. Ama aslında bak böyle şeyler olsa düşünsene, insan aile sahabede çocuğuyla da rahatça gidebilir. Ya bir de bu kültürü biz bir türlü evet. Doğrudursa, daha yeni canlı müzikler yayılıptı. Onda da mesela normalde canlı müzikler daha çok genç tayfa yapar ama onlar bile şu anda öz müziklerini doğru. Yapabilmeler. Çoğunun tarzı, doğru. Düşüncesi, istediği şey başka da ve yeteneğinin olduğu şey daha iyi icra edebildiği müzik tarzı başkadı. Ama maalesef hep bir kalıp vardı. Sadece o kalbe hizmet edildi. Aynen. Çok da fazla genişletebilmeler. Aslında iki tarafta da suç var. Üretici de çok fazla bazıları hani arkasıca getmire ama dinleyicide de çok büyük suç var. Çünkü yeni bir şey yapıldığında dinleyici de onu tüketmeyince üreticinin aynen. Elinde kaldı. Yani kime deysedir ha valla hoştu. Ben de bilmem hoştu. Halısta yani. Da hurma çoktu. Yani. Ben de bilmem hoştu. Devamı. Hoştu. Tamam hoştu. Yarın sol. Tamam. Ben de bilmem hoştu. Kime deyse ha valla çok hoştu. Ne olur. Yani böyle... Haberden biter ya koştu. Yok. Ama bak bu bitmedi, hem hayatım. İster bir tek mesela bu işler yürütsün, sponsor olsun. Yerim doğuladı baş boşluğuma bak. bir de insanlarımız. Şöyle bir şey var. YouTube'un bir mani diyenimiz yorulu, mani endiri, manini çok severi. Dinleri, sayrasını her yerde. Ya ne like bırakır, ne yorum yapır. Benim en çok kızdığım budur. Doğru, o doğru. O insan doğru. Emek veripti. Yani yorunup da para harcayıp da zamanından, evinden, uşağından aynen. Bir çalışma yapıp da bir like, bir yorum aslında biraz derim ya hani destek olmuyor. Destek biraz da milletimizden çok önemli de. Tabii öz kimden geldi? Evet. Ben dedim destek ben, yani ben başları ben diyemiyorum ha. Doğru bilirim. Onlardan zaten Aliye Hanım. Gerçekten valla. Ben millet diye konuşurum. Yani bizim, bak ben diyemiyorum da zenginler yok. Bu şeyi seven insanları. Müzik sevenler. Müzik seven insanları. Sanat sevenler. Bak ben zengin fakir adı getirmiyorum ha. Yo. Bana da sorumlu adı getirmiyorum. Evet.
Bu işi seven insanları ben deyirəm. Bu işi seven insanları, o kadar. Sanata, sanatçıya kendini vermiş insanlar. Kesinlikle. Peki, sevgili yönetmenimiz bir şey işaret edirdi galiba bize. Şöyle, tamam. Diğer konu. Şimdi biz 4 tane son günlerde çıkan kliplerde derledik. Yönetmen evet. Ve kameraman evet. Olarak. Hem çalışmayı hem klipleri. Hı. Biraz böyle bir hani analiz edin, bir konuşun, bir eleştirin var ise eğer. Puanımız yani. Kaçtı onun üzerinden ona göre. Tamam. Şimdi kliplerin aslında iki tanesi sizlerinde daha önce hani gidip de kayıt aldığı Voice Studio'nun ortamında çekilip iki tanesi profesyonel tamamen farklı yönetmenlerle farklı platformlarda paylaşılan kliplerde. Şimdi bunları size soracağım. Puanlavın, var ise eleştiriler var. Bak abi. Var ise diğer tamam mi? Hiç yanda yok. Yani. O zaman ilk olarak geçtiğimiz haftalarda bayramda Abba Zuher'in yayınlanan evet. Kalbimi Çaldı çalışmasıyla başlayacağız. Söz müziği kendisine aitti. Klip yönetmenliğini Ehlame Stüdyo'yu üstlenipti İbrahim Emcet. Şimdi bu klibi hep birlikte izleyeceğiz. Gel. Kalbimi çaldı, aklımı aldı. Kaldım yerimde sırraldım görenden ben. Karşıma çıksa gizlice baksam aşk odan yanlam yanlam kül olan ben. Evet abi şimdi bu çalışmanın kaydı da aynı sanatçı olan Cüneyt Erkan yanında hazırlanıptı. Zaten klipte de gördüğü gibi Sinan Beyatlı ve Cüneyt Erkan da gitar ve bağlama çalarak eşlik edildiler. Yorumları Allah'ım buyurun dinleriz sana. Önce ben Sassan'ın Sinan Beyatlı benim samimi arkadaşımdı. İller önce biz Şifa Hastanesi'nde bir şeyimiz var idi, müzik yerimiz var idi. Özü ve kardeşimiz Ali Hüseyin Bahadin idi, bir sürü arkadaşlar da var idi. Cüneyt Erkan da çok sevinen bir insandı. Ruhu çok hafifti. Evet. Abbas ise Abbas hiç. Abbas özü hiç bir alem kurup. Abbas özü hiç bir alem kurup. Neşeli. Evet. Keyifli. Samimi. Yani şimdi Abbas'a, bak Abbas'ta ne var? Abbas'a keyifli mani ver. Kahirli mani ver, Abbas'a güler. Bu da halı. Üzü güle geldi çünkü. He. Gerçekten. Bu da halı, Abbas'ın bu da halı. Üzü güle geldi, elde de. Yani ben Abbas'a nesihatim, kameram da gayr. Abbas sen kahirli mani çıkartma. Çünkü ne şey, üzü sen o güllü. Fe kahirli mani çıkartsa ne olur? Çarpaz olur. Çıkartmıyorsan. Ama Cüneyt'te tam tersidir. Cüneyt, yok bak Cüneyt'te ne var? Ben bu tür insanlara ne diyelim? Öz bir adam var benim. Bir küçük arkadaş var, onlara da ben diyelim bunu. Bütün insanı diyelim kudde. Cüneyt biraz kuddedir. Yani tabiatı. Onca katılmaz. Yani biraz sessiz, sosyallik dergi. Sosyallik. Biraz mesafelidir. Ha, sosyallik. Hava fıvasıyım nasıl selaşırım. Ama ne olur. Ha, yani biraz içtimai dergi. Yani böyle yargız bir insandı. Kendi halinde. Ha, sessiz, aynen, sakin. Aynen, evet. Aynen. Ama klip de çok güzeldi gerçekten. Ama dediğim tercih Abbas. Sen kahle bana çıkartmıyorsan. Tamam şimdi Abbas'tan Cüneyt'i yorumladık ve Sinan Bey. Sinan Sassalan? Böyle. Sinan o benim canım ciğerimdi. Biraz daha bir tamam bu kadar bir iki cümleyden bitmez. Aa yok yani Sinan'a göre bir şey yoktu yani hı. Adam için çok muhterem bir insandı gerçekten. Ne zannadım seni yani Sinan? Başka bir insandı benim yanımda. Bilmedik dedik onu ondan Allah. Nece kaçtınızdan asla. Tamam o zaman yönetmenim diğer çalışma geçelim mi? Geçelim. Sırada ne var aslında bilgilerimizi paylaş. Sıradaki çalışma Ömer'in çalışması olacak. Bu Ömer Müeyyed. Duyup siz adını. Ömer Müeyyed. Müeyyed. Ömer Müeyyed? Böyle. Genç bir şarkıcımızdı. Arada beste de yapırı. Kendisi söz müzik hazırları. Bu kendisinin ikinci çalışmasıydı. Gel biraz. Her iki çalışması ha, da. Ömer. Evet. Daha önce. Bu bizim yanımızda bir yeni evet, program evet, var. Evet. Alinza var bakalım. Gitar çalıyor. Aynen öyle. Ama şarkı söylediğini bilmirdim. İkinci, aslında bu üçüncü şarkısı da ikinci klibi. İnan şarkı söylediğini bilmirdim. İndi burada gördüm. Ya aslında Ömer çok aktifti. İlk şarkısı söz müziği kendisine aitiydi. Allah Allah. Onu da hazırlanmıştı. Çal Kalbim Habersiz klibini Net'te de yayınlamış. Sonra Filistin'e özel bir Arapça çalışma hazırlanmıştı. Onu da klibiyle paylaşmıştı. O mini bir klibiydi. Üçüncü çalışması da Gel Biraz. Bunu da Voice Studio'da kaydetmişti. Ve bu şarkıyı da klip çekip Net'te de paylaşmıştı. Şimdi bu yalla bakalım. İzleyek. Gel biraz,
Ağla aşkın gerçek tadını gül biraz. Bitsin özlem silah adın. Gel biraz ağla aşkın gerçek tadını gül biraz. Bitsin özlem silah adın. Bekletme gevlimi yetiş tut elimi. Zor anda her anda bir beden olan. Şimdi şarkı söyleden bilmirdim demiştiniz. Direkt oradan başlayalım. Diyemirem ben bu Aligil'in programında orada tanıştım ben Özgü'den. Onca şeyim de yoktu Özgü'den doğrusu yani. Doğru. Konuşmam da olmadığını Özgü'den. Ama çok başarılı bir gençti. Aynı zamanda bu şarkıda bir şey dikkat ettiniz. Nedir? Dediği zaman bizim engeller de bir mesaj verir. Bak bir gözüme gel. Yani aynen sanki... Yani bir tane bakan evet. Klipe bakan anlar nedir? Güzel bir şey. Bir de seçtiği location'lar da güzeldi. Bunun da çok uzun bir hikayesi var. Hikayesi var. Gerçekteki tren garında çektiğim klip. Bir de bu tarz bizde az olduğu için ister böyle bir şeyler olsun. Böyle puanı şarkılar. İlkine puan vermedi. Yok hayır en sonda veren. Öyle mi? Tamam o zaman hepsini sonradan alacağım. Tamam ikinci klibimize geçelim o zaman. Klibi o zaman güzeldi ediyoruz Beldoy'a. Güzeldi, location'ler güzeldi. Tamamdır. Evet, Hüseyin Tuzlu hepimizin çok yakından tanıdığı bir isim. Hüseyin. Bu seneki ilk çalışması, arayı kessene. Dinleyelim. Ben düşmüşüm hastayım, sonu bir nefes üsteyim. Kahirdayım, yastayım, sen benden küseni, arayı keseni. Bunun bilgisini vermedik Aslı. Söz Sadık Asaf'a, bestesi Ahmet Bey'le ait bir çalışmadı. Yine Voice Studio ortamı da çok kişinin yakından bildiği, böyle basit samimi videoların, kliplerin çekildiği bir ortam. Tabii ki buradan saygı salamız değerli kardeşimiz Sadık Asafoğlu'na, bir de Ahmet Bey'le kardeşimiz var. Gerçekten dev bir atlar bunlar. Hürmetler, saygılarımız. Ahmet de özü çok ruha yakın olan bir insandı. Doğrudur. Yani Ahmet bir yere girdiği zaman o yerde şaka etmese edebilmez. Ya da biz şer satmasak özüne edebilmərik. Yani böyle bir insandı. Anısız beni. Çok yanırıq abi. Yani cana yakın bir insandı. Gevli çok bəkdi. Küsmək bilmez nədi. Darılmaq bilmez nədi. Bir de koy bunun bir şeyini deyim. Dinirik. Yeri geldi. Aynen. Her Pembe Gül görendem klipinde birçok arkadaşı aradık. Sağ olsunlar geldiler durdular bizimle. Evet. Bu efendi aradım çaldım özüne. Dedim istirem memnun olasan. Vasim tamam yavda yemem bitti. Valla işte hele, yani başlamırıq. Baktım hep. Hemen köprü üzerinde yaptım özün. Tisin köprüsü üzerinde. Baktım durdu. Baktım hadi işte şeyden. Böyle bir resim var inşallah. Ay, yok. Görüntü hiç. Ben ahsap üzerine yetirmedim resmini alım. Yoksa alardım. Yani tam sinirim çok bozuldu. Adam geldi. Dişte şeyden. Dişte yani burasını da kaldırıp çiçekten ayağını çıkardım yazıya. Dedi başım işte geldim. Neyse yani ayağımı yok aslında ben. Aynen. Aynen. Dedim neye geldi o? Dedim dişte şeyden ben niye derim sen dedim. Demiş kasaphaneye getirik. Yemin ederim hayal ettim şu anda. Neydi? Valla kavdum özünü. Diye bir git. Diye bir git istemiyorum. Sarı saatinde takmıştı. Onsuz oğlu. Onsuz olmaz. Ha valla. Ben de bir ekabım var özünden. Ben iki kere bizim stüdyoya davet ettim gelmedi. O dişli şerli resmini muhakkak bulup ifşalarım. Vallahi. O gün hakkında valla bağım arkadaşlardan. O gün hakkında arkadaşlardan sorarım. Değerli kardeşim Erkan bizimden iyiydi. Erkan iyiydi. Klipte kimler var memnun daha? Erkan abi var idi. Erkan abiydi. Daha Tayfur idi. Daha Tayfur idi. Daha kardeşimiz idi. Ali Gözmağ var idi. Rami Can var idi. Bambaç abılar alıblar resmini. Ama atarım sağ olsun. Hiç merak etme. Hiç merak etme. Şuraya koyarım. İşte şeyden gelesen klipme. Böyle şey sevmez olsa. İşte şeyden gelesen klipme. Sabrıyla bana. Sabrıyla. Şimdi bana da gile geldi tamam. Aynen. Duygusal bir şarkı dediğini düşünebilirsin. Uymaz özde. Hiç uymaz özde. Diye de bilmez bence. Yapmaz. Enerjisi. Hiç edemez. Hiç edemez. Yo enerjisi çok yüksekti hiç gerçekten. Hiç edemez. Eğlenceli. Uymaz özne. Kesinlikle uymaz özne.
Tabii ki hepsi birbirinden değerli. Açmadım. Ha böyle tanıdı gözünü. Açmadım. Açmadım. Fakat bir şey var. Bütün şarkılarında Duzlavı dilini yansıtır aslında. Aynen öyle. Bundan hiç vazgeçmirim. Yok vazgeçmeli Marva yani vazgeçmemesi lazım zaten. Kesinlikle. Yani bizim güzelliğimiz her dağda. Bakmam her zaman bunu diyelim. Bir milletin zenginliği kültürü de bir de dili de. Evet. Bak bizim dilimiz neçe şivaydandı. Aynen doğru. Öyle. Ve en güzeli de budur. Demek ki biz neyik? Biz bambaşka bir millet. Çok tabii kesinlikle. Ki. Kesinlikle. Çok. Peki diğer klibimizi de izleyelim. Son klibimizde demin de adları geçen Erkan Reşit, İhsan Cuma ve Ahmet Vacid'in o mükemmel üçlü çalışması Derde Salan. O çalışmayı bir izledim. O da Voice Studio'da çekilip de. Bu çalışma ile ilgili aslında çok fazla dedikodu vardı. Acaba Esim abi bir şeyleri bir izleyelim. Bakalım. Tamam. Derde Salan beni sevdadı. Derde Salan beni sevdadı. Bilmem seni gözü yolda. Evet abi. Tabii ben üçünü de severim. Yo üçünü, beşini de severim. Ahmet, Deniz artı Ali Zabarmak. Çok güzel bir çalışmadı. Evet. Ama bence aynı zamanda burada saygı selamın Mehmet'in sahabine bildiğimce Fikret Gamgün'dü. Müfit Gani de öyle. Yok. Bildiğimce ben bunu Fikret... Kaynak olarak onu yazmışım. Bilmem ben Fikret'ten bunu eşitmişim. Çoktandan değerli sanatçımız Fikret Gamgün. Ondan eşitmişim özün. Böyle bir üçlü bir çalışma, bir yenge bir mani olsaydı bence daha hoş olardı. Anladık kızdımı? Doğru. Ama çok güzeldi. Güzeldi. Bir eseri yengeleyipler ama yengeleyipler. Siz yepyeni bir çalışma bak, bu, olsaydı. Bak bu diyebilmek bu eserdi. Çünkü bu çok eski değil hatta eser olsun. Evet. Bu diyebilir mesela Davuzanlarındı. Davuzan 8, Davuzan 9, bilmem daha o fetrenindi. Ama eski bir mani yeni etseydiler bence daha güzel olardı. Yani biz buna eser diyebilmek. Doğrudur. Yani çok eski değil ki bu. Evet. Hatta biz buna eser diyelim. Ama gerçekten güzel bir çalışmadı. Ortam samimiydi bir kere. Güzeldi. Şimdi... Güzel bir şeydi. Ve en sevdiğim neydi bunlarda? Bak bunu ben her vakit diyelim. Birbirlerine bağırdılar. Doğru. Evet. En güzeli budur. Ben de bazen bakarsan bir arkadaş arar beni. Vesim. Bir arkadaşın bir münasebesi var. Hazretlik dans fetresini sen çağırasın bizim için. Yani sesi uygun olduğu için evet. Bu... arabesk mahallelerine giderim, Allah razı olsun, hiç kusur koymazlar memnun. Yani ayağıma kalkarlar. Erkan olsun, İhsan kardeşim olsun, Ahmet Vacid olsun, Ahmet Deniz olsun. Diğer bizim ekip, fırka dediğimiz yani evet. Takımlar olsun. Hiçbir zaman üzüme turşu bakmayıplar. İhtiramla ve saygıyla işi bitirmişik, dönmüşük. Ne güzel, bu tabiat var özlerinde. Allah kabul etmez yani. Kıymet etmek, hepsi birbirinden hiç. Değerlidir. Aynen. Ama Ahmet bana abi yer. Ahmet Vazmen ve Sim Abediyer. Yani bu ne kadar bir saygılı bir insandır. Evet. Yani gerçekten yani başka bir insandır. Çok doğru. Şimdi biz dedi gıybet eder. Bak ben çünkü sen gıybet. Dur tamam bak. İndi biz... klipleri puanlayacaksın abi. Ha onun üzerinden bundan başlayalım. Şimdi birinci derde bir şey demek istiyorum. Ben geçen programda biz Ali abiye dedik ki artık sen bir stüdyo aç. Klipler klip stüdyoda olsun. Bir böyle stüdyo aç demiştik. Ali abinin galiba aklına yattı gibi geldi aslı. Bir elini bozduk gibi geldi bak, umarım bak, olur. Bak ben sana azıcık diyeyim. Niçin daha sanatçılar Ali Zabarmak'ın stüdyosunda o klipi Kamil Tasvirov'un çıkarır? Neden? O imkanı olmadığı için evet. Yazda yapsın. Doğru da. Kardeşim Ali Zabarmak orada oldu. Çok destek olubdu. Evet. Yobes yani herkese destekti. Yani bak ögünde olmaz. Ben her zaman... Bunu ben diyemem her sanatçı mıdır? Kesinlikle. Ali hiç kimseyden kusur koymuyor gerçekten yani. Yardımcı oğlu, klip de yapar. Yani bir basit bir şeyden yani. Ve onun için bakarsan bir tane orada yaptığı zaman sen zannetme bu Hazretleri yazda yapsın. Yok çok Hazretleri yazda yapsın. Tabii ki de tabii ki de. Ama olmadığı o için. O harcamayı istemiyor. Anlarsan olmadığı öyle. İçin Ali'nin yanında yapıyoruz. Fakat bu da samimi çıkıyor. Gerçekten. Tabii tabii. Bak her şey doğal hoştu. Doğalı güzel. Mesela sen o klibi dedi insanları en çeken de buydu. Herkes doğalıydı. Doğalıydı. Ne bir böyle şık girin, asfabı böyle olsa
Hiçbir şey yoktu. Hatta ben de girişim de çok doğalıydı. Yani tabii çok doğalıydı. İşte o samimiyet insanlar şey. Ve de insanlar şunu istedir. Herkesin hayatı zengin değil. Herkesin çok aşırı paralar yoktu. İnsan mesela mene uyan, ben orta durumlu biriyim. Ben oturup çok zengin birinin klibi benim dikkatimi çekmiyor. Tabii. Tabii. Benim dikkatimi böyle orta halli, herkesin yapabileceği bir iş kendime aynen daha yakın hissettim. Çok doğru. Bu çok önemli de. Çok doğru. Peki indi rakam şimdi 1'den başlayalım. Şeyle ki Voice Studio'da da çekilse her klibin enerjisi aynı olmuyor. Çünkü ortamdaki kişilerin enerjisi çok başka. Tabii, tabii. Klibi o i̇şte farkı yansır zaten. Bak işte o bu ortam zenginleştirir o. Kesinlikle. Yani koyur heyecanlanasan. Yoksa... Zaten bu Derde Salan klibiyle ilgili geçen programda da demiştim. Ali abi o kadar başı meşgul idi ki. Ama bak burada kadar... burada geri dönem diyerem. Bak eski yani eski diyeyim yani. Yani bak iller öncenin sözler ne gibi sözleri var idi. Evet. Doğrudur. Gelek indine yani bu karını etsek özün benim yanımda iller öncenin sözleri daha kibar idi. Kesinlikle. Evet. Yani, birincisi herkes ağzına, dinleri tat alsın. Ağzına yani bana göre yani. Evet. Ben öz adıma selaşıram. Kendi fikrime direnmen. Ben niçin bir zamanı canlandırdım? Alemde vay mühendim, mühendim değil ki. Bu abimiz Eyüp Hükümetindi. Evet. Dağzonlarda. Şansım karadını hiç canlandırdım. Mühendim değil ki. Evet. Değerli abimiz Ali Abdülkerim'indi. Ama gel söze bak. Böyle bir söz bulun mu? Bulun mu? Dönük diyarık her dilinde bir özelliği, güzelliği, güzelliği var. Güzelliği var. Ama indi, bak indi hareket sağ bakarsan bir tane sanata boşver indi. Sanata boşver. Bir mobilya dükkanına girdik o zaman. Gözü harat sapar. Bakasın eski model bir eşeğe sapar. Doğru. Antika. Antikaya sapar. Evet. Orada yenge modeli var. Daha bahadda. Ama gözü har anahtarı. Eski bir model. Bakasın bir şey ağaçsanı yapılıp. Yani insan her bahte bir şey zaman geçtiği zaman o aziz olur. Evet. Kıymetini bilir. Kıymetini bilesen. Onun için. İşte. Hı. Umarım biz de aslında bu güzel bir şifrede herkes yaşının, vaktinin kıymetini bilir tabii, inşallah. Tabii, tabii. O zaman klipler. Birinci klip, Abbas'ın klibi necaydı? Onda, birden ona. Abbas'ın enerjisi güzeldi. Zaten maniyetçe de biz dediğimiz hareketliydi. Evet. Yani biraz güzeldi. Neşeli bir şarkı. Ben 7 veririm özellikle. 7. Eyvallah Abbas şanslı. 7 veririm Abbas'a. Bak, ondan sonra? Ben ne diye konuşurum bak. Hem yönetmen. Yönetmen, kameraman, hem de kameraman, sanatçı. Hem de çalışma. Çekimin. Tarzı. Planlar, evet. Niçin 7 verdim? Özü aslında ben 9 verirdim. 7 vermemin nedeni Abbas su başında. Evet. Çağırır. Tamam. Sinan Hardağ'dı. Bir karanlık yerde. Karanlık yerde, evet. İlaka yoktu. Ya hapsini yapardım orada. Cüneyt'in de öyleydi. Aynen. Ya da dışarıda yapardım özüm. Yani bir yer işi ya karanlıkta yaparım özüm ya aydınlıkta. Aydınlıkta yaparım özüm. O da yani onun dolayı. Tamam, İkinci çalışma yet. Gel biraz Ömer. Ömer. Ömer'inki çok kibar bir şeydi gerçekten. Evet. Yani yaşına tarzı gelerdi. Da yaşına göre tarzı da güzeldi. Özellikle el harekatı dikkatimi çekti. Çok dikkatimi evet. çekti. Mesela bir de çektiği yerler çok güzeldi. Gitar tren yerindeydi. Bir de o amanaça atların olduğu otobüs ne diyorlar özne? Otobüs aynı. Ha güzeliydi. Ben ona 8.5 veririm. Tamam. 8.5. Üçüncü sırada. Üçüncü sırada Hüseyin Duzlu vardı. Hüseyin sana 10'dan 100. Tamam yani 10. Diğeri peki. En son klibimiz. Derde İhsan Salan. Erkan ve Ahmet. Vallahi ona her birisine 10 veririm. Bak İhsan'a 10. Erkan'a 10. Ahmet'e 10. Biraz torpil kaçtı. Yok. Ben bakma selaşıyorum. Yok. 10. Bak aslında bunu edebilir de yazı yapsalar. Evet. Bak mesela açığım diyeyim. Bu klipi yazı yapabilirdiler. Doğru. Anasan. Ama ne şey orada yapıldı özellikle. Ben eminim. Yani ağzından ben böyle düşündüm. Orada aydılar bir böyle şey düşündüler yaptılar özü. Evet. Yani evet. Böyle bir ruh var özlerinde. Yine bir spontane gelişim. Plan diye bir şey yok. Yok plan yok. Plan yoktu. Yani çünkü asbablarından falan. Aynen. Planlı olsaydı uyumlu gelerdi. Dikkat etti asbablarına. Tamam Ahmet Şapkasi'den o İsem elinde telefonu, Ahmet oturup gülmek şaka. Yani sanki o dakikada yapılıp. Evet. Yani dayanda yoktu. İstediği şey yapar o dakikada. Tabii. Doğru da. Zaten kral gibi bir giriş yapıyor aynen. Ali Erdoğan. Aynen, aynen, aynen. Tamam, yok, gerçekten güzel bir şeydi. Çok teşekkür ederim. Vallahi ben... Beğen pek dedikodu var.
sanat dünyasında. Işte. Selam, ne diyeyim sana? Pas atmam. Tövbe estağfurullah. Hadi. Bilemedim. Bil hadi. Bileceksen lütfen. O zaman. Baktırak. Aslı neden sen sormuyorsun o zaman? Deminden beri ben sorumu sıkıştırmışım. Biraz da sen al. Tamam. Bu aynen. Arada adi geçen herkese saygılarımızı, selamlarımızı, hürmetlerimizi iletelim. Tabii biz şimdi bu çalışmalar verdik. Hepsinde emek var. Hepsi tabii. Birbirinden kesinlikle. Güzeldi ama bugün bir özelliğimiz var. Ya da bir yönetmen, kameraman, bir de yılların verdiği deneyim. Şimdi ben aslında yönetmen... Mənə görə yıllardır sən yönetmənsən. Çünki bir çox programa yalnız çıxdıq bərabər. Bir çox şeyi canlıyı falan yeritdi. Aslında bunlar yapanda dursan zaten yıllar öncə mənə görə yönetmən olmuş oldu. Peki, şimdi birazcık çox az Türk sanat müziği alalım mı? Valla biz dedik selaşırı gıybet edarıq demedim ben. Tamam biraz. Abi, gıybet ortamında da birisi çıkar bir iki bir şey yok yer sonra devam edarıq. Kısa edarak. Uzun da istemiyoruz. Sadece Tebah magazini özel olsun. Tamam ama az olsun. Tamam az olsun. Hı. Şu kadar. Dünyada ne günler yaşadım gördüm. Bir bahar gibiydim. Kışlara döndüm. Artık her arzumu kalbime gömdüm. Hayat sen ne çabuk harcadın beni. Artık her arzumu kalbime gömdüm. Hayat sen ne çabuk harcadın beni. Teşekkürler. Beğendiniz mi? Süperdi değil mi? İlk defa böyle sevgili yönetmenimiz genelde çok şey gülegen biriydi. İlk defa böyle bir ara daldığını gördüm. Çok da sözüne gülüyorum. Gelin dur bakayım ne oluyor. Henüz böyle kahirlenmek için çok genç de Ahmet. Bekile böyle döngü. Aslı da bana bir baktı. Aslı böyle de ki. Evet. Tamam. Gerçekten öyle. Aslı program bitsin yatmasa mıraz alım senden. Evet. Bir parça yeşile batmışsın hayatım. O zaman abi devamlı ki. Ben çok denerdim olmadı. İyi. Çok denerdim olmadı. Ben çok denerdim. Sessiz de olmadı. Demek ki niyeti pek öyle. Pek ettim. Olmadı. Hayatım zayi geldi. Ben denedim. O sessiz yaptım biliyor musun? Biliyorum. Akadiyeler seyircilerin özlerine ziyade tarafındakilere faydası olur. Aynen. Bir faydayın olmadı asla. ya aldı şaka yapar. Bu gençler satır gazına ama bizden küçük de yüzden şer satır gazına. Sen şer satsa belki özü almırı. Yo hayır öyle değil. Ha. Bir miktar arsızlık var bizde abi çok normal. Bir miktar? Bir miktar. Uya onca var. Ben sen böyle asiyet ya. Adımız çıkıp 9-10'dan 8'e. Abi tamam şimdi bak. Mavzalar ayrı bir yapı. Ben biraz böyle hep magazinsel böyle bir şeyler. Hep bu arada. Şimdi gündem mucize yoktu belki ama sormak isterim. İleride kimlerle ne gibi düet yapabilirsiniz? Vallahi zaten bundan bir kaç ay önce kardeşim değerli spikerimiz Mustafa Salihi'den güzel bir düet yaptık. Özü kendi tarzı. Bir rap. Rap ben de kendim tarzım. Güzel bir şey yaptık yani. O da Ali oldu. Vallahi Mustafa geldi dedi vesim bir böyle şey var fikrimde. İstemirim içimde kalsın. Çünkü Mustafa'da bir tabiat var. Bir şey istese yapsın yapar. Böyle bir tabiat var özünde. Dedi Sauda Sasu bambaşkadı. İstirem bunu beraber yapak ne diysem. Dedim ne var? Sevesa yapar. Sen o. Zaten yeniliklere açıksan. Sevesa. Mutlaka. Bunu bilirim. He. Vallahi aradık Ali kardeşimizi. Adam da kusur koymadı. Zaten Ali abi yarattı yaptırdı. Bir şeyde yani klip zaten armağan etti yani. Bedava armağan etti. Güzel bir şey yaptı o yüzden. Güzel bir şey çıktı gerçekten. Ben çok sevindim yani böyle bir şey oldu. Değişik şeyler sevdim. Mesela her insanın öz tarzı. Çok güzel bir, acayip bir değişik bir şey oldu. Güzel bir çalışmaydı. Emeğinize sağlık. Aynen. Ama aslı tamamdır. İleride kimiydi? Bir yani yapmak istesiniz, aklınızda bir isim ya da konuşupsuz iki arkadaş. Şimdiden
fırsat olmayıptı belki de. Hani günümüzdeki ses sanatçılarıyla mı, yoksa daha böyle bir eski topraklarla mı, yoksa genç isimlerle mi? Mesela bu rap müzikte, rap şarkıda daha farklı bir tarzıydı. Hangi hani jenerasyona yönelik bir şey olabilir? Valla ben şey dedim, bir ara böyle haçat oldu, konuştuk. Dedik Ahmet'ten bir güzel bir şey yapalım. Ahmet Vacit'ten. Ahmet Vacit. Ha, güzel bir düet yapalım. Ama mende aslı bir senmiş sorun hardadı. Mende yok vakit yok. Söz mende çok müşkülerdi. Sizde çok detaylı böyle biraz her ovası vası olanlardan. Her sözü şey etmem. Abi yani sürekli yapmışsınız, yapırsa o da güzel bir şey. Ben onu diyorum. Bir de söze ki gene nece olsun. Hı. Yani ki arkadaş nece biz de okurduk. Evet. İngilizce diyalog. Yani böyle sual cevap olsun. Yani ben sorum, öz cevaplasın. Yani öz cevaplasın, ben sorum. Ona... Gene böyle söz olsun yani. Yani böyle olmazsa zaten yani düet olmaz. Peki abi, şimdi şöyle bir şey vardı. Bazı zamanlar aynı sözlerden tarafa yanan çoktu. Yani derler ki hani beste bir şekilde halledir ama söz yoktu. Şimdi bizim sizler de çok tanıdığımız birçok böyle usta kalemlerimiz vardı. Birçok güzel eserlerimiz, şiirlerimiz vardı. Onları hiç beslenemek bir kime bir düşüncemiz olmuyor. Bazıları vardı beslenenler. Sana bir şey diyeyim. Tanınan şairlerimiz hepsi baş tacıdı. Onu bir yana koyalım. Bizde genç şairler var. İtibler. Meydanı değiller. Gerçekten yani bir destek yok. İnimene bu her pembe gül görendem. Arkadaşımız bir genç oğlandı, adı Abbas'tı. Yani tanır mısınız özünüz siz? Doğru. Tanır mısınız? Kardeşim İsam Cuma neçe beste yapıp söz yenge kakan bizim gençlerden. Yani bunları biz geri destekleyelim. Evet. Atak ögelere, öge arkadaşları. Hiç saratlandırmamızlar. Tanınsın. Çünkü ben sana bu moral verdiğim zaman sen işi o daha fazla güzel yaparım. Dört dörtlük yapacaksın. Evet, kesinlikle öyle. Ama ben sürekli adı getirmeyeyim. İnsanda biraz şey oluyor. Yani beni aramırlar. Demek ki güzel yapmam. Demek ki güzel yapmıram, şey etmirəm. Ve bunları biz geri öge atalım. Bencillik yapmayalım. Daha doğrusu bencillik yapmayalım. Çok doğru. İndi beni her kim arar. Geçenlerde burada bir hafta önce bir arkadaş aradı beni. Dedi Vasim abi bir programa davetliyem. Her pembe gül görəndəmi istəyirəm məni deyim. Kabul etsən. Dedim niçin kabul etmirəm kardeşim dedim. Ne güzel ama bak karşı tarafta tabii ne güzel. Tabii ki o saygısından. Evet. Saygısından. Dedi axır korkarım sen bir təki çağırmayayım özün. Dedim zaten ben tək çağırmasan özün yani. Bu başqa adı yani. Bu başqa adı. Doğru. Ama çağır. Toylarda zaten her dillerdədir. İstər Ahmet Vacit'ten evet, olsun, evet. Arkandan olsun, ne bileyim İslam'dan olsun, ne bileyim diğer sanatçılar olsun. Dillerdədir zaten. Maneçe hafif olduğuna güzeldi, dillerdədir. Olsun. Bundan birkaç ay önce aradım, yani baktım bir garip numara, Türk numarası. Kardeşimiz Ahmet Duzlu. Türkiye'de, Ankara'da Ahmet Uzlu, evet. Sanatçılarımız. Dedi Vasim, dedim gitmek ile hepini çağırırım. İzin verirsen, ya dedim ne mutlu bana. Çağır. Sözün de şeyin de bestesin dedim falan arkadaşlardı. Değerli İmad İmamlı, evet. Sözünü yaptı. Bestesi de Ali abimiz. Zaten sen özü oradaydı. Verdim, çağırdı. Güzel bir şeydi yani. Kesinlikle öyle. Ne var? İzinden bak hoştu. Ben de şeyi çağırandım. O da saygıdan. Karşı tabii. Saygı ama ben de şey mersi çağırandım. Hem bir zamanı hem de şansım karadı. Evet. Telefonu açtık Eyüp abime, Eyüp Hikmet üstadımıza. Dedi ne mutlu bana. Şeref demem dedi sen benim çağırsın. Aynen böyle Ali Abdülkerim abi dedi hiç inanmazdım. Bir tane telefon çalsın bana. Desin istedim manu çağırırım. Ne güzel. Ne değerli. Hiç inanmazdım. Ama gene de başım beyi götürüm memnunum senden diye bir abi. Yani sonuçta sen yorulupsan zamandım ben. Kesinlikle. Dedim ben billem de sen çağırsa özün. Billem de ne şekilde çağırsan özün. Çünkü billem seni tanrım dedi içten çağırsan özün. Zaten dedi sen o buranın kalbine kan tıkıldamasa o manı çağırmasa. O gerçekten de beladı. Ay ne güzel ama. Şansın karadı dinleyende.
Aslı ben ne karar veriyorum? Bu arada Aslı ben ne diyorum anladınız, siz anlamadınız. Ben bu şarkıyı, bu manini çok aşırı veririm. Ve her verenler... Radyoda çok fazla çalarım. Çok. Ben, yani, ben çok yarımlandım mesela radyoya girip şey, abi şey diyelim. Tamam Vesim abinin çok şarkısı var. Hani tamam başka bir şarkı. Ama yani insan sevince bir başka tabii, tabii, adı. Tabii. Bu arada ya Aslı ne zaman geldim hani işte bir şey diyorsun, işi var falan. Tam radyoya girecek. Bir şansım kararı aslında bekliyorum. Yani yok bak ne 5 ne 10 gerçekten böyle bir şey yok. Doğru. Ama çok fazla rastlamışım. İndi direkt diye şansım kararı. Hani direkt bütün o sahneler geldi aklıma. Yaşayan mı? Kesinlikle. Doğru. Abi o kadar gevden çağırıp sanki. O da evet. O kadar gevden çağırır tabii, ki. Tabii tabii. Bir de unutmayalım. Bundan birkaç ay önce değerli abimiz Yılmaz Aroğlu'nun evet. Güzel bir çalışmanı yeniletirdik. Bizim Türkmen Sanatsal evet. Birliği'den başta gelen Harbi Hocamız Aşk Kervanı. Hürmetlerimiz olsun. Onu da çok güzel bir şekilde yaptık. Çok hı-hı. Güzel bir çünkü sözler bambaşka. Evet, bambaşka. Aşkın Aliye huzurunda, canım versem ben uğrunda, yanağının çukurunda bir yudum su içsem ölmem. Allah'ım. İndi benim için böyle söz geldi. İmkansız gibi. Olmur. Olmur. Yani kimin fikrine gel yanağının çukurunda bir yudum su içsem ölmem. Güzel sözlerdi yani. Onu da güzel yeni yaptık. Onu da güzel bir şekilde. Bu çalışmanı not aldık. Yılmaz Erol'dan. O demem çok fazla çaldığım bir sanatçı da. Kesinlikle öyle. Değerli bir abimiz zaten. Hürmetlerimiz özüne, saygılarımız adı geçen büyük küçük herkese belediye ağır. Bu şarkı sözü yazan yengi arkadaşlarımız da gıybeti görmek ister. Belediye gelsin biz de destek olan. Mutlaka oğlum, destek olun. Görmek ister. Destek olun. Davet olarak çokuna biz destek olalım. Önce programımızı tebrik ederim. Çok teşekkürler. Marwa. Aslı. Gençlere destek olun. Ne olur. Davet elavun. Çağırın. Ben bunu genellikle çok yapmak isterim. Bizim stüdyo programında da bunu çok yapmaya çalıştım. Bazı arkadaşları davet ettim. Evet, fazlasıyla. En azından mesela grup olarak gelen oldu Aslı. Hatırlıyorsa her zaman Aslı bu arada kamera arkasında eşlik edirdi. Çünkü özü de aynı zamanda magazin haberini hazırlıyordu. Şöyle bir şey oldu. Bizim stüdyo ile... Magazin aslında birbirini çok toparladı. Aynen öyle. Bazı isimler inanın hatırda yokuydu. Tekrar gündeme getirdik ve çok gurur duyduk. Biz senin bu sözünden sonra da o arkadaşlarımıza hatta senden yardım alarak bir güzel destek gözümden, alalım. Gözümden, genç arkadaşlarımıza. Gözümden. Burada ağırlayalım. Oğlum, gençlere destek olun. Çünkü gerçekten mazlumdular. İster sanatçı olsun, ister müzisyen yazar olsun, ister müzisyen olsun, şair olsun. Aynen. Yani bakarsan kabiliyeti var. Ama destek yoktu. Ya çokluk manevi destek arıyor. Evet. Tabii tabii. Maddi tabii, desteği tabii. Hepsi geçirdi. Bak, hep bir manevi aslı, destek arıyor değil. Aslı bak, bizde maddi destek diye bir şey yoktu. Doğru. Bizde maneviydi. Evet. Yani şimdi ben inanmam bir şair, bir sanatçı bir söz verdiği zaman ondan para istersin. Müstahil kesin yoktu böyle bir şey bizde. Doğru. Yoktu. Yoktu gerçekten aslında. Yoktu. Şair para istersin müstahil. Böyle bir insanlarımız var bizim. Evet. Böyle bir insanlarımız var, böyle gevulli. Yani ben eşitmemişim, bir sanatçı diyesin bana, bana filan şair söz verdi, benden para isterdi, müstahil. Hayır, benim hiç şey yoktu. Eşitmedim. Yok, şu ben ayrı bir olaydı. Bazılarında hani maddiden kastım çokluk şu da, hani stüdyoda bir kaydedim, evet. Bir şarkım olmalı. Tabii ki o da yani stüdyonun yani hakkıdır. Ama ki. Gene dönem diyelim, ister kardeşimiz Ali Mullo olsun, doğru. Buradan saygı selamımız özüne, ister kardeşimiz... Ali İnce Barmak olsun, ister kardeşimiz Kamal abi olsun. Yani bunlar herkese yardım kesinlikle. Yapırlar. Evet. Bu son zamanlarda fazla çalışma hazırlayanlar arasında Cüneyt Erkan da vardı. Çok çok kardeşim Cüneyt Erkan da olsun yani. Stüdyoda vardı. O biraz böyle çalışmalarını azalttı. Doğru. Ama bu gibi stüdyolar ellerinden geldiğince destek olur. Biz de hani ulaşabildiğimiz, daha doğrusu biz de herkese ulaşabiliyoruz. Evet. Çok da böyle içlerinde olmadığımız için, bu kişiler de kendilerini çok fazla çektiği doğru, için. Doğru. Kebap magazin olarak çok fazla biz üzerine ulaşabilmiyoruz. Ama ulaşabildiğimizde çok güzel geri dönüşler alırım. Bazıları diler ki hani siz bir nevi bizim motivasyonumuz olursunuz. Biz hani burada hani çalışmalarımızı gördükçe daha fazla bir yapmak isteriz. Aslı hani biraz nefes al, nefes al. Şey abi, benim yapım böyle. Ben yoruldum kız, ben yoruldum. Dur.
Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ya aslında biraz hızlı konuştuk. Öyle mi? Ben böyle bir düşüncelerimi anlatırken farkında olmadan kayış ya koptu. Aslında... Bir çarpı ikiye aldı gözüme. Ya senin şöyle bir özelliğin var. Sanki biraz sonra Aslı'yı biri bölecekmiş gibi hissettiği için hızlı yok. Konuşuyor. Tamamen ifade etme. Ama Marva gerçekten öyle. Bu heyecanı ben çok beğenmem. Evet. Aslında bir şey var. İşine çok bakıyordu. Bir de işini çok seven bir insandı. Evet, kesinlikle. Neden? Çünkü her zaman mütabak eder. Bir de seni bezar eder, senden bir şey alınca. Bu beni çok yani gururlandırı gerçekten. Beladı. Aferin sana. Allah'tan ben böyle tebaatim yoktu. Ben direkt tehdit ederim. Yok, yok, sen diyorsun zaten. Tabii şimdi Marven söylesin hemen biz daha şey telebasıyız yavaş yavaş. Ya ben direkt yama şey dedik olduğunu tehdit ederim. Aynen. Ya tabii ki de. Yani dediğim gibi elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız. Sizlerin aracılığıyla bu gibi kişilere daha çok ulaşıp daha çok böyle elimizden gelene yapmaya çalışacağız. İnşallah. Ben de her zaman size yardımcıyım. Seva seva. Çok teşekkür ederiz. Ne demek? Ama çalışmalar detaylarını yavaş yavaş şeydi. İndikçe çok yorum yapıyorum. Tamam tamam. Tamam o zaman şöyle diyelim Aslı. Yavaş yavaş sona geldik. Misafirimiz de çok yorma. Misafir değil ev sahibi. Aslında böyle diyelim. Tamam. Hizmetteyim her zaman. Estağfurullah. Biz hizmette abi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bugün gıybetimiz üçlü oldu. Gıybet etmedik ya. Doğrular konuştuk. Süper haşa. Biz Aslı'dan, Aslı ile programdan önce o kadar ettik ki programda etmedik. Evet tabii. Ne ettik? Bir şey etmedik. Ne ettik? İşte abi, abi adını gıybet koymuşuk diye herkes üstümüze gelir. Görürsen, biz gıybet ettik sonra. Yok babaya bir şey etmedik. Yaptık biz mı? Bir şey yapmadık. Yapmadık. Hiç gerçekten bir şey bu arada yapmadık. Yok, bir şey etmedik. Sadece muhabbet ettik ya. Aynen, aynen. Hava nasıl lan konuştuk? Aynen, aynen. Tamam, o zaman şöyle klasik bir kapanış. Gıybetimize ortak olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bizi şereflendirdiniz. O şeref bana aitti. Çok teşekkür ederiz. Ayağımıza, elimize, üreğimize, dilimize sağlık. Çok Allah razı olsun. Bu arada bu üçlü... Belki de başka zaman toplanamazdı Aslı. Allah katılıyorum. Çok mutlu oldum. Kesinlikle güzel bir ortamı. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Bizi davet ettiğiniz için zaten TEBA ajansı bizim ajansımızdı yani. Ben buraya geldiğim zaman hiç yani böyle özümü bir yabancı hissetmem. Girerim, oraya çıkarım yani. Tabii, tabii. Yere böyle olsun. Fazlasını da inanın. Öz yerimdir. Her zaman hizmette. Herkes için böyledir. TEBA. Evet arkadaşlar, bugün de bu akşam da bizden bu kadar. Yarın. Tamam. Sizlere de veda ederim. Özünüze çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.